Barış'ın Yolu programından hepinize tekrar merhabalar sevgili izleyiciler, değerli dostlar. Barış'ın Yolu programının yeni bölümüyle yine ekranlarınızdayız. Evet, Gaziantep gezimiz, Gaziantep turumuz devam ediyor. Yine Gaziantep'in bilinmeyen yeni yerlerini keşfetmeye devam edeceğiz. Evet, şu anda bulunduğum yer yine Gaziantep Kültür Parkı. Türkiye'nin en büyük parkı, sayılı parklarından bir tanesi. Ve şu anda arkamdan görüyorsunuz, bakın ezanlarımızın sesinin geldiği yerde Gaziantep Ulu Camisi. Şimdi Ulu Cami'ye gideceğiz. Bakalım Ulu Cami nasıl yapılmış? Tabii Gaziantep'in en büyük camisi, onu da söyleyeyim. İçeriden yine izlenimlerimizi size aktaracağız. Açılışımızı yaptık. Evet, ne diyoruz? Yolumuz uzun. Yola çıkmak lazım. Hadi bakalım, Mikail ezan da bitti. Hızlı bir şekilde hemen Ulu Cami'ye gidelim. Takip edin beni sevgili seyirciler. Evet sevgili izleyiciler, şu anda Gaziantep'in en büyük camisi Ulu Cami'ye geldik. Şu anda Ulu Cami'nin merdivenlerinin önünden sizlere anonsumu yapıyorum. Tabi içeride yine cemaat namazını kılıyor. İşte burası Ulu Cami'nin girişi. Ulu Cami'nin çok girişi var. Bu da o girişlerden bir tanesi. İşte bu girişte de yine insanlar abdestlerini alıyorlar. Yine burada abdest alınacak yerler var. Daha sonra abdest alan vatandaşlarımız, abilerimiz İçeriye namaza geçiyorlar. Ben de bir geçeyim içeriye. Mikail, sen de görüntü almaya devam et. Sokak çocukları
Evet sevgili seyirciler, değerli dostlar, işte Gaziantep'in ünlü Ulu Camisi'ni size gösterdik, içini gördük, içini gezdiniz. Bizim kameralarımızın size göstermiş olduğu fotoğrafları, kareleri gördünüz. Gaziantep'in en büyük camisi, yaklaşık 6000 kişilik olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi yani Ulu Camisi 1990 yılında yapıldı. Çok geniş bir alana sahip. Özellikle cuma günleri, bayram namazlarında, cuma namazlarında gerçekten yer bulmak çok zor. Gaziantepliler burayı hakikaten sonuna kadar dolduruyorlar. İşte burayı tanıttık. Burası da Ulu Cami. Ulu Cami dediğimiz gibi kültür parkının içerisinde sevgili seyirciler, çok geniş bir alanda. Eğer Mikail şöyle göster bakalım, sağ tarafa doğru dönersen, bakın sevgili seyirciler, burası da yine kültür parkı. Çocukların oyun alanları var. Oturmak için bakın görüyorsunuz yine çimlerin üzerinde güzel yerler yapılmış. İşte Gaziantep'teki Kültür Parkı ve Ulu Cami'nin kapsadığı alan böyle. Caminin alanları içerisine giriyor ve burası da yine sevgili seyirciler Kültür Parkı'nın içerisine dahil. Kültür Parkı'ndan hemen gezdiğiniz zaman zaten görürsünüz Kültür Parkı'nın çok geniş olduğunu söylemiştik sizlere. Burası da yine Ulu Cami.
Türkiye'nin sayılı camilerinden Gaziantep'in en büyük camisi. Onu da buradan ifade etmek istiyorum. Şimdilik içeriden görüntülerimiz böyleydi. Röportajlarımız olacak sizlere. Yine Gaziantep'ten röportajlar aktaracağız. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Programımızın ismi Barış'ın Yolu. Sevgili seyirciler, Barış'ın Yolu. Burası da Gaziantep ve Gaziantep sevgili seyirciler biliyorsunuz bir huzur, barış kenti. Şimdi vatandaşlarımız da buradan çıkan büyüklerimize bakalım soracağız, birkaç soru soracağız. Bu barış süreciyle ilgili neler düşünüyorlar? Acaba ülkemizdeki barış süreciyle ilgili neler düşünüyorlar? Ondan aktaracağız. Birazdan röportajlarla Allahümme salli ala Evet sevgili seyirciler, Barış'ın Yolu programı devam ediyor. Şu anda yanımızda Gaziantep Müftümüz Sayın Ahmet Bulut var. Efendim hoş geldiniz, hayırlı cumalar öncelikle. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi efendim biliyorsunuz Gaziantep huzur, kardeşlik, barış kenti. Öyle biliniyor, öyle söyleniyor. Biz de tabii burada yaşayan birisi olarak bunu bizzat yaşayanlardan bir tanesiyiz. Evet. Efendim biliyorsunuz yine ülkemizde bir artık barış süreci gündeme geldi ve bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Neler düşünüyorsunuz? Yani Gaziantep'in bu konudaki pozisyonu, sizin düşünceleriniz nelerdir, öngörüleriniz nelerdir efendim? Gerçekten cennet vatanımızın her bucağında bizler sevgiyi, barışı, birlik beraberliği, hoşgörüyü, birbirimizi anlayışla karşılamayı, toleransı arzu eden ve bu anlayış içerisinde yaşamayı bir hayat tarzı haline getiren bir toplumuz. Gaziantep'imizde de yani dediğiniz gibi barış ve kardeşlik şehri olarak vasıflandırılan Gaziantep'te biz bu birlik beraberliği sizlerle birlikte yaşıyoruz. Evet. Bu birlik ve beraberliğin devamını diliyoruz. Karıncayı bile incitmeyi yasaklayan, hoş karşılamayan yüce bir dinin mensupları olarak sevgi bağlarımızın devamlı canlı tutulması, gönül köprülerimizin perçinleşerek, artarak devam etmesi ve hepimizin ortak paydası olan kardeşlikte, vatan sevgisinde ve aynı topraklarda yaşayan insanlar olarak ortak paydalarımızda birleşmek hepimizin arzusudur ve bunun inşallah artarak devamını diliyoruz. Evet. Memleketimizde huzur olduğu zaman da iş güvenliği olur. Evet. Kardeşlik olduğu zaman da gerçekten insanlar aile huzurunu ve iş huzurunu sokaklarda, çarşılarda bereketi, mutluluğu yakalamış olur. Biz bu memleketin birlik, beraberlik harcının daha da artmasını ve kardeşlik duygularımızın perçinleşmesini, herkesin birbirine saygılı ve toleranslı davranmasını arzu ediyoruz. Evet. Ve inşallah bunun artarak devam edeceğini umuyor, bekliyoruz. Sayın Müftü, şimdi camide yaklaşık bir 4-5 bin, 6 bin kişi vardı. Evet. Bunun içerisinde Türk de vardı, Kürt de vardı, Laz da vardı, Çerkez de vardı, mühendis de vardı, doktor da vardı, işte hepsi vardı. Yani evet. Aynı sırada, aynı kıbleye saf tuttular, aynı yaradan yaraştılar. Ya zaten bizim dediğiniz gibi İslam kardeşliğinde birleşmemiz lazım yani. Tabii biz yani Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinde bir ayet-i kerime var. Müminler ancak kardeştirler diye. Biz aynı kıbleye yönelen, aynı Allah'a inanan, aynı peygambere sevdalanmış olan ve Çanakkale'de veya vatanın değişik cephelerinde yedi düvele karşı yani bu inancımızı, bu imanımızı Allah'a,
dine, vatana, millete olan sevgimizi öne çıkararak kenetlenmişiz. Yani saflarımız sadece camilerde yan yana omuz omuza gelmekle bitmiyor. Bu ülkenin hayrına olan, bu inananların gerçekten birlik beraberliğine, bu vatanın yücelmesine, yükselmesine katkıda bulunacak bütün işlerde zaten müminler olarak, inananlar olarak farklı yapılarda, farklı dilleri konuşsak da, farklı coğrafyalarda yaşasak da, farklı renklere sahip olsak da, yani sevgili Peygamberimiz öyle buyuruyor. Hepiniz Adem'densiniz, Adem ise topraktandır. Birbirimize üstünlüğümüz yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Yani haramlardan sakınma ve Allah'ın emirlerine daha samimi yaklaşmakladır. Allah insanları böyle değerlendiriyor. Onun için bu düşüncemizi, bu inancımızı, birbirimize karşı olan bu kardeşlik duygumuzu devam ettirmemiz lazım. Yani hani Hacı Bektaş Veli'nin bir sözü var, diyor ki tohumuyuz bir bedenin, torunuyuz bir dedenin. Hepimiz düşündüğümüz zaman da Hazreti Adem babamıza ve Havva anamıza kadar soyumuz, kökümüz ulaşıyor. Yani inşallah bu vatanda birlik, dirlik, beraberlik, hoşgörü, dayanışma, yardımlaşma ve kardeşliğimizin devam etmesini arzu ediyoruz. Onun için dua ediyoruz. Ve bu birliğimizi bozacak her türlü engeli de bertaraf etme düşüncesinde, temennisinde, duasında ve tedbirindeyiz inşallah. Sayın Müftüm, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkürler, ediyorum. Çok sağ olun. Zaman ayırdınız. Evet sevgili seyirciler, huzur kenti, barış kenti, kardeşlik kenti Gaziantep'ten yansıyanlar böyleydi. Gaziantep Müftümüz Sayın Ahmet Bulut'un açıklamalarını dinlediniz. Vallahi şimdi yağmura yakalandık. Görüyorsunuz burada esir kaldık. Şu anda Mikail ile beraber bir kamelyanın altına sığındık. İşin enteresan tarafı, hava güneşli diye yanımıza şemsiye de almadık. Vallahi artık yağmur kesilene kadar herhalde Mikail ile birlikte burada mahsur kaldık. Ama dediğim gibi kardeşliğe akan yağmur olsun bu. Birliğe, beraberliğe, barışa akan yağmur olsun. Programımızın adı gibi Barışın Yolu. Barışın Yolu işte Gaziantep'ten geçecek inşallah. Bizler de yine Gaziantep'lerle röportajımızı yapacağız. Evet sevgili seyirciler, şu anda yine bir Gaziantep klasiğini görüyorsunuz. Cami çıkışında Gaziantep'li hayırseverler yine bizim Sevil dediğimiz bu meyan geçen hafta da görmüştünüz. Şöyle amcacığım müsaade ederseniz kameramız bir çeksin, eğer izin verirseniz. Teşekkür ediyoruz amcamıza. Gördüğünüz. Siz mi yaptınız? Evet. Allah kabul etsin. Amin diyoruz cümlemize. Bu herhalde Antep'teki bir gelenek değil mi? Evet öyleymiş. Biz Balıkesir'den geldik. Misafiriz burada. Öyle mi? Evet. Siz de, seyahat için geldik. Evet. Dolaşıyoruz. Evet. Antep'teki bu geleneğe uydunuz. Uyduk biz de, şimdi öyle oldu. Evet. İsmim Rasim Matur. Allah kabul etsin. Amin diyoruz. Sağ olun. Var peki hazır bulmuşken Hasan amca kaç yaşındasın bu arada? 72. Allah uzun ömürler versin. Amin diyorum. Nasıl buldun Gaziantep'i? İyi, daha gezmedik. Şimdi burayı cumaya kadar gezeceğiz. Evet. Şimdi inşallah nasip ederse. Evet. Cuma namazı kıldık. Evet. Peki şey diyeceğim. Biliyorsunuz bu gündemimizde barışla ilgili bir adım atıldı. Tabii. Terör sorunu inşallah bitecek. Ne düşünüyorsunuz? Destekliyoruz. Yani Balıkesirlisiniz. Balıkesirli birisi olarak artık bu ülkenin... Bir şey yok ama bu da olduğu gibi destekliyoruz canımda. İnşallah diyorsunuz, kavuşur. Sizin bir adınızı öğrenebilir miyiz? Ramazan Çeşme. Sen kaç yaşındasın Ramazan abi? 54. Maşallah diyoruz. Peki sen ne düşünüyorsun abi? Yani nerelisin bu arada? Balıkesir Dursun Meydan. Abi sen ne düşünüyorsun? Yani tabii Balıkesir'den geldiniz. Sonu iyi olacak. İnsanlar yani olacak. Siz de hükümetin özellikle bu son zamanlarda yapmış olduğu bu çalışmayı destekliyorsunuz. İnşallah destekliyoruz. Balıkesirli olarak diyorsunuz ki artık ülkemiz huzura kavuşsun. İnşallah. İnşallah tabii. Allah kabul etsin diyorum tekrar hayırınızı. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi geziler diliyorum sizlere de. Evet işte bakın sevgili seyirciler, bir daha söyler misiniz? Bakın işte Mikail'in yine boş bırakmadılar.
Sebilcan canımız gitti. Geri TV 5 değil mi? Alttaki TV 5. Bu Kanal 5. Kanal 5. Gaziantep Kanal 5'ti. Mikail. 2000'den sonra Kanal 5'ti. Evet, evet, evet. İşte Mikail'in hayranları yine Mikail'e de ben unuttum. Mikail'i. Ama Mikail çok yiyor, çok içiyor. Olsun ha. İçsin de, içsin de, yetsin de. Bak, bir tavsiyem var. Türkiye'nin en güzel yeri olan Balıkesir Dursun Bey'in çamlarıyla meşhur. Ormanları. Ormanlarıyla meşhur. Gizli cennette olan Dursun Bey'i bekliyoruz. İnşallah kısmet olsa geleceğiz. Alabalık kime? Tamam diyoruz inşallah. Davet ederseniz geleceğiz. İşte yine. Üçüncü haftada şiir akşamlarımız var. Evet. Temmuz ayının üçüncü haftasında. Üçüncü haftasında Türkiye genelinde şiir akşamları var. Mutlaka bekleriz inşallah. İşte görüyorsunuz sevgili seyirciler. Balıkesir Dursun Bey'den gelen misafirlerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun diyoruz. İyi geziler diliyoruz. Sağ olun. Gördüğünüz gibi yine Mikail ününü Balıkesir'den duymuşlar ve Mikail'in şerbetini ikram etmeden gitmediler. Ne diyelim? Vallahi Mikail artık benden çok tanıyorsun. Buna bir çözüm bulmak lazım. Senin emekliğini isteyeceğim ben. Yakında onu görüşeceğim. Evet sevgili seyirciler, Mikail'in emekliğini isteme zamanı geldi. Ben de izninizle Gaziantep'e özgü meyanı içeceğim. Biliyorsunuz meyan Gaziantep'te üretiliyor. Buraya has bir içecek. Ve bağırsaklara ve mideye iyi geldiğini söylemek istiyorum. Bana afiyet olsun diyorum. Hayır sahibini de Allah kabul etsin diyorum. Evet sevgili seyirciler, Barış'ın yolunu programını çekerken yine Balıkesir'den gelen misafirlerimiz bizi çevirdiler. Gaziantep'i gezmeye geldiler. Balıkesir Dursun Meydan özellikle söylüyorlar. Sizi bir tanıyalım. Ben Feray Efe. Feray abla, Antep'i gezmeye geldin. Evet. Doğru mu? Evet, doğru. Peki nereyi gezeceksin? Neresini gezeceksin? Ben hiç bilmiyorum neresini gezeceğim ben. Bir Bakırcılar Çarşısı olarak duyduk. Söyledim. Tarihi yerler hiç yani rehberimiz de yok gerçi de bizim. Evet. O zaman internetten Barış'ın yolunu izleyeceksiniz. Barış'ın yolunu izlemeden Antep'e gelmeyeceksiniz. Evet, ondan sonra öyle yapacağız. Evet. Şimdi ben Feray ablama söyleyeceğim birazdan nereye gideceğinizi. Sizi bir tanıyalım. Ben de Feray'ın annesiyim. Anne, isminizi alabilir. Tamam, Feray'ın annesi diye mi? Haliyeçi ben. Siz de yine Balıkesir Dursun Bey'den geldiniz. Aynı memlekette oturuyoruz. İşte evet. Sizi tanıyalım. Ben de Fatma Özer. Biz de Dursun Bey'den, Balıkesir Dursun Bey'den. Evet, hepiniz hoş geldiniz diyorum işte. Bakın sevgili seyirciler, Balıkesir'den gelen misafirler. Öncelikle burayı zaten gezdiniz. Doğru mu? Buraya geldiniz. İlk buraya geldiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Şimdi yavaş yavaş bu yoldan dümdüz gideceksiniz. Öncelikle bizim kültür yolumuz var. Gaziantep Kalesi'nin o çevresinde. Gaziantep Kalesi'ni güzelce geziyorsunuz. Orada bizim yine 14 şehit anıtımız var. 14 şehit anıtını geziyorsunuz. 14 şehit anıtı çok önemli çünkü savaş sırasında ablalarına, abilerine, babalarına yemek götüren 14 tane silahsız çocuğun şehit edildiği yer. Fransızlar tarafından elleri bağlanarak şehit edildiği yer. Hemen kalenin altında onu göreceksiniz. Daha sonra yine orada kültür yolu kapsamında tarihi Naif Hamamı var. 700 yıllık hamamımızı gezeceksiniz. Oradan Bakırcılar Çarşısı, oradan Kemikli Bedesten. Böyle bu şekilde zaten Kapalı Çarşı öyle öyle gezeceksiniz. Ama ben şunu söyleyeyim. Bütün Antepliler mi? Evet, Antepliler. O zaman beni gördünüz. Harika. Başta ben olmak üzere. Başta siz olmak üzere. Harikadır. Yani. Evet, Feray ablamıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Evet, çok teşekkür ederim. Sizler de çok gerçekten harikasınız. Çok teşekkür ederim. İnşallah, inşallah diyelim. O zaman şöyle diyelim. Gaziantep'e gelmeden önce Barış'ın yolunu izleyin. Antep'te nereye gidilir? Ondan sonra izleyip gelirseniz. Tamam, asla unutmayın. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, Balıkesir'e selamlarımı gönderiyoruz. İyi yolculuklar, iyi geziler diliyorum. Sağ olun, teşekkürler, hoşça kalın. Sağ olun. Evet, sevgili seyirciler, gördüğünüz yine Balıkesir'li misafirlerimiz geldiler. Onlara Gaziantep'e nereye gezeceklerini söyledik. Ben daha içemedim. Mikail 3 bardağı içti. Mikail'ciğim, valla ben içeyim. En azından da sen 3.'yi götürdün. Tabii bu arada senin şeyin de... Evet, tamam söyleyeceğim. Evet, oğullarına selam gönderdiler. Mikail, senin burada emekliliğini de isteyeceğimi tekrar ifade etmek istiyorum. Hakikaten halkın sevgisine nail oluyorsun. Ben de bunu kıskanıyorum Mikail diyorum. Tekrar ben meyanımı içmeye devam edeyim.
Evet sevgili izleyiciler, değerli dostlar, Barış'ın Yolu programı tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda yine Gaziantep'te bulunan Kırkayak Parkı'ndayız ve bu Kırkayak Parkı'nda da işte bakın görüyorsunuz yine Kurtuluş Savaşı yıllarında oğlu şehit olan bir annenin heykelini görüyorsunuz. Yine burada da Türk bayrağı, yine askerimizin elinde isimsiz kahramanlarımızdan bir tanesi. Burası sevgili dostlar, değerli izleyiciler, Gaziantep merkezinde Barış Kenti, Kardeşlik Kenti, Gaziantep'in göbeğinde bulunan bir park. İşte burada bakın, eğer Mikail şöyle şu göster genişten alabilirse, tarihteki bütün Türk devletlerinin burada kurulmuş olan bütün Türk devletlerinin burada bayrakları mevcut. İşte Altın Ordu Devleti başta olmak üzere sevgili seyirciler, yine burada Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Babil İmparatorluğu, Karahanlılar, Hazar İmparatorluğu, Göktürkler, Avrupa Hun İmparatorluğu, bakın zaten yazıyor, Büyük Hun İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihteki yine son Türk Devleti, yine burada bakın sevgili seyirciler görüyorsunuz, yine kurulmuş olan diğer devletlerin de burada bayrakları mevcut. Batı Hun İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu, Uygur Devleti, Gazneliler, yine burada Avar İmparatorluğu, Büyük Uygur İmparatorluğu, Hazremşahlar, Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun devletinde yine sevgili seyirciler bayrağı burada mevcut. Türkiye Cumhuriyeti'nde bayrağı burada mevcut. İşte görüyorsunuz yine sevgili dostlarım, değerli izleyicilerim, Gaziantep dediğimiz gibi kardeşlik, huzur şehri. Burada da yine vatan savunmasında, Antep savunması sırasında hayatını kaybeden yine şehitlerin anısına böyle bir heykel yapılmış. Tabi dediğimiz gibi bu insanlar hayatlarını kaybederken Kürt, Türk, Alevi, Sünni ya da ne bileyim Laz, Çerkez, Yeren gibi ayrım yapılmadı. Herkes o Kurtuluş Savaşı sırasında cepheye koştu. Kanının son damlasına kadar burayı savundular. İşte bu ülke onların bize emaneti. Burası da Gaziantep, Barış ve Kardeşlik şehri. Evet sevgili seyirciler, Barış'ın programı son sırada devam ediyor. Şu anda yanımızda gezerken Gaziantep'in ünlü seslerinden, ünlü ses sanatçılarımızdan bir tanesi Faruk Lük var. Faruk abi merhaba. Merhabalar, merhabalar. Nasılsın abi bu arada? Sağ ol, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vallahi iyiyiz. Güzel bir bahar mevsimi yaşıyoruz. Bir yandan yağmur, bir yandan güneş. Değil mi? Öğleden önce aynen böyle güllük gülistanlık. Evet. Öğleden sonra yavaş yavaş böyle yağış bir hava. İşte baharın güzelliği. Evet. Abi biliyorsun, Gaziantep'imiz, Gazi şehrimiz, barış kenti, kardeşlik evet. kenti, huzur evet. kenti. Evet. Ve halihazırda mevcutta bir barış süreci işliyor. Evet. Sen bir sanatçı olarak, evet. Tabii sanatçılar daha duygusaldır, daha böyle hassastır bu konularda. Gerçekten öyledir. Neler düşünüyorsun? Evet. Nasıl olacak ülkemizin bundan sonraki aşamadaki durumu? Kentimizin durumu? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Biz Çanakkale Savaşı'nda omuz omuza savaştık. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i yok. Bu ülke hepimizin. Evet. Bu ülke hepimizin. Bu topraklar hepimize yeter. Biz barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Dostluk içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamak istiyoruz. Eminim ki bu süreçte İyi olacak. Ben iyi gözlemliyorum. Kavganın, düşmanlığın hiçbir faydası yok. Ülkemiz bu sorunu da üstesinden gelecektir yani. Evet. İnşallah. Hep el birliğiyle diyorum tabii evet. ki. Hep el birliğiyle. Tabii burada babaların evet. da rolü var. Bir baba olarak. Evet. Biliyorsunuz yani babalar da artık bu noktada aktif durumda olmalılar. Tabii ne diyorsunuz ki. Yani babalar ne yapmalılar çocuklarına? Efendim babalar... Ebeveynler mutlaka anne ve babalar değil mi? Anne ve babalar çocuklarına bizim hepimizin daha önceden uzun yıllardan bu yana, asırlardan bu yana beraber yaşadığımızı, bizim hepimizin kardeş olduğunu bir şekilde iletmeleri lazım, çocuklara aşılamalar lazım. Hepimizin bir arada yaşaması için bu gerekli uyarıları çocuklarımıza da yapması lazım. Evet. Ben öyle evet. düşünüyorum yani. Evet. Abi şimdi seni bulduk. Şimdi seni evde bırakmayız, o zaman söyleyeyim. Şimdi aslında tabii sen bize o güzel sesinle gerçekten evet. eğer tabii ki rica ediyoruz senden. Ya estağfurullah, estağfurullah. O güzel sesinle bize böyle güzel bir kapanış türküsü söylersen seni bırakırım abi. Ya aslında tabii ki günün madem bu konunun ehemmiyetine karşılık bir güzel türkü var. Mahsun Kırmızıgül'ün okudu. Evet. Onu söylemek isterim tabii, ama tabii, az olsa söyleyeyim. Tamam abi, evet, yani. Hepimiz
kardeşiz. Bu öfke ne diye, hepimiz kardeşiz. Bu öfke ne diye, dağlar oy oy oy, dağlar oy oy oy, dağlar oy oy oy, dağlar oy oy oy. Şu dağlardan inelim artık. Dağlardan inelim artık. Parmağlar bitsin. Biz aslanlar gibi hepimiz işimizdeyiz, aşımızdayız, yolumuzdayız. Hiç böyle bir sıkıntımız yok. Biz dediğim gibi kız almışız, kız vermişiz kardeşim. Yani bu şekilde bizim şeyimiz yok, yani bir sıkıntımız yok. Aslanlar gibi inşallah bu sorunun üstesinden geleceğiz yani. Abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyorum tekrar. Çok sağ olasın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ ol. Eyvallah abim. Sağ olasın. Evet sevgili seyirciler, Faruk abimizden sanatçı duyarlılığıyla ilgili işte gördüğünüz hassasiyetini aldık, konuşuncelerini aldık. Bir bakalım, devam edelim. Şöyle daha neler konuşacağız. Yolumuz uzun bakalım. Evet sevgili seyirciler, işte yine Kırkayak Parkı'nda bakın görüyorsunuz yine güvercinler de kendi nasiplerini burada nasipleniyorlar. Gaziantep'liler, hayırseverler burada işte görüyorsunuz güvercinleri. At abi şöyle bu tarafa doğru at. At abi bu tarafa doğru bakın, evet. İşte şimdi yanımıza doğru gelecekler bakın güvercinler. Yine onlar da buradan nasiplerini alıyorlar. Burada bulunan vatandaşlarımız güvercinlere bakın görüyorsunuz besliyorlar. Barışın simgesi, kardeşliğin simgesi güvercinler. İnşallah ülkemizde de yine dediğimiz gibi bundan sonrası için barış, huzur, kardeşlik hükmü geçer, hüküm sürer diyoruz. İşte barışın simgesi güvercinler ve Gaziantep'li hayırseverler, Gaziantep'liler. Barış'ın yolu programı tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili izleyiciler, değerli dostlar, işte yine görüyorsunuz Gaziantep'te gezimiz devam ediyor. Burası da Gaziantep merkezinde bulunan tarihi öğretmen evinin duvarı. Diyeceksiniz yani tamam tarihi öğretmen evi ama duvarı niye gösteriyorsunuz diyeceksiniz. Vallahi duvarı boş yere göstermeyiz. Eğer Barış'ın yolu programında bir şey görüyorsanız mutlaka onun bir anlamı vardır. O da şu, işte bu görmüş olduğunuz, bakın şurayı Mikail gösteriyor musun? Şurayı, evet, bu görmüş olduğunuz sevgili balkon tarzı yer, bakın balkon gibi olan yer, etrafı bakın çiçeklerle çevrilmiş. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gaziantep'e geldiğinde Gaziantep'lere seslendiği yer. Tabi o zamanlar şu anda benim bulunduğum zemin daha da aşağıymış. Halk, vatandaşlar burada toplanmışlar ve buradan Gazi Mustafa Kemal'i dinlemişler. İşte bakın yine orada Gazi Mustafa Kemal'imiz, Atatürk'ümüz 26 Ocak 1933 tarihinde ilimize teşrif ederek bu balkondan Gaziantep'lere hitap etmiştir yazıyor tabelasında. Şu anda yer Mikail gösteriyorsa yine onun üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'ler için söylemiş olduğu "Ben
Gaziantep'lerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Gaziantep'i değil, Türkiye'yi de kurtardılar diye Gaziantep'lere yapmış olduğu, söylemiş olduğu o vecizeli söz var. İşte burası sevgili seyirciler, her yıl Atatürk'ün Gaziantep'e geldiği tarihte burada törenler düzenleniyor. Yine burada sevgili seyirciler, dediğim gibi burası Atatürk'ün Gaziantep'te seslenmiş olduğu yer. Bizler de şu anda dediğim gibi yıllar önce, yüzyıl 70-80 yıl önce burada sevgili seyirciler, bir dakika bekle gitme bir yere. Eyvallah. Görüyorsunuz buradan yine Barış'ın Yolu programına eyvallah diyoruz. İşte gördüğünüz gibi yine bizleri teşekkür ediyoruz. Kınar Bey seviyorlar. Eyvallah diyorum buradan. Yine işte halkın sevgisinden ayrılıyoruz yine bütün. Görüyorsunuz sevgili seyirciler, çekim yaparken eyvallah eyvallah diyoruz. Halkımız gerçekten teşekkürler halkımıza. Halkımızın sevgisinden ayrı olduğumuz için teşekkür ediyoruz. Bizi sevdikleri için biz onları seviyoruz. Evet, konumuza dönmek gerekirse Mikael kıskanma. Lütfen Mikael kıskanma, biliyorum şu anda rengin attı ama vatandaşlarımız, bizi izleyen bütün izleyicilerine teşekkür ediyorum. İşte onların sevgisine layık olduğumuz için burası Atatürk'ün Gaziantep'e geldiğinde Antep'lere seslendiği yer ve burası yine Antep'ler tarafından önemli. Burada çeşitli toplantılar yapılıyor. Programımız devam ediyor. Eyvallah diyorum. Beni izlemeye devam edin. Sevgili Barış'ın Yolu izleyicileri, Barış'ın Yolu uzun, Barış koşmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi sizlere Antep'in, Gaziantep'in her tarafını gezdiriyorum, tozduruyorum. Şu anda arkamda da bir tane şey var. Bakın görüyorsunuz, Türk Kızılay'ın bir çadırı var. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımız buraya geliyorlar. Kan bağışında bulunuyorlar. Ben de öyle bir kan bağışında bulunacağım. Hakikaten uzun zamandır aklımdaydı. Hem tanıtmış olalım, katkımız olsun. Bir kan bağışında bulunalım. Hem de bakalım kan bağışı ile ilgili talepler ne durumda? Vatandaşlarımız kan bağışında bulunuyorlar mı, bulunmuyorlar mı? Bunu da öğreneceğiz. Tabii şunu da söyleyeyim. Benim asil kanımı kullanan hasta da dimdik ayağa kalkacak. Onu da söylüyorum. Mikael sen kan verme. Niye verme? Çünkü şimdi sen kan vereceksin. Yazık yani.
şey olmasın, yani onu kullanacak hastamızın başına bir iş gelmesin diyorum. Ve hemen kan vermek üzere form dolduracağım. Bir gideyim bakalım öyle neler bekliyor beni. Evet sevgili seyirciler, kan vermek için belgelerimizi doldurduk, ateşimiz ölçüldü, kan değerlerime bakıldı, kan değerim çok yoğun çıktı, çok kaliteli kan çıktı. Valla ben zaten söylüyordum, Mika'ya inanmamıştım, Mika'ya valla kanım çok değerli çıktı, çok yoğun çıktı. Bir içeri geçeceğim, ondan sonra sevgili seyirciler kanımızı verelim bakalım. Gaziantep yolunda öldürdün beni.
Evet sevgili seyirciler, kan bağışında bulunduk, kanımızı verdik, işlemimiz bitti. Şimdi bana soda ısmarlayacaklarmış, bir soda içeceğim. Bir kapatayım, sahamı kollarımı kapatayım da ondan sonra devam edelim. Evet sevgili izleyiciler, değerli dostlar, işte barışın olarak kanımızı verdik, kanımızı son damlasına kadar verdik. Helal olsun, yani helal hoş olsun diyorum kim kullanacaksa. Ben hakkımı helal ediyorum. Hemen şöyle geçeyim, bakın ne diyor. Vay be, gene 3 kişinin hayatını kurtardım diyor. Ben de hemen 3 kişinin hayatını kurtarmanın verdiği gurur ve mutlulukla yanına geçeyim şöyle arkadaşımızın. Evet sevgili seyirciler, değerli dostlar, işte gördüğünüz gibi Gaziantep'teki turumuz, gezimiz böyleydi. Sizlere tanıtmaya çalıştık, gezdik, tozduk, yeni yollara, yeni yolculuklara çıkardık. Tabii Mikail bir şey yemedi ama Mikail üzülme, artık ileride yiyeceğimiz bir programlar çekeceğiz. O zaman tam senin en sevdiğin yerler gelecek. Evet sevgili seyirciler, değerli dostlar, bizler de bu noktada Kızılay'a sizlerin de bağışta bulunmasını söyleyelim. Onu da unutmayın. Sizler de lütfen Kızılay'a yardımda bulunun. Ülkemiz adına mutlu, huzurlu günler diliyorum. Barışın Yolu programının sonuna geldik. Hemen arkadaşımıza eyvallah diyelim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, barışla kalın, barış yolunda kalın. Şimdilik eyvallah. Beni izlemeye devam edin. We'll be right back.
Biz Türk'üz, biz Kürt'üz, yoktur farkımız.